Değerli dostlarım, kalbimizin ferahladığı ve göğsümüzün genişlediği günlerimiz olsun her daim. Bugün Allah'ın güzel isimleri olan Esma-i Hüsna'larla ilgili El-Mucib ismini size kısadan hisse dillendirmeye çalışacağım. Özellikle kısa kısa anlatıyorum ki akılda kalsın, kalbinizde kalsın. Kısa kısa anlatıyorum ve vurucu olan taraflarını anlatıyorum ki kolay idrak edebilelim diye. Kendime de anlatıyorum. Kendi bilgilerimi de yeniliyorum. Buna vesile olduğunuz için de çokça teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. El-Mucib ismi aslında bir insanın neden dua etmesi gerektiğini, ettiği duanın karşılığında mutlaka bir cevabın geleceğini bilmesini açığa çıkaran Allah'ın güzel ismidir. El-Mucib ismi Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 61. ayetinde geçer. Sadece tek bir yerde geçer. O ayeti okursanız zaten anlayacaksınız. Ettiğimiz dualara çokça karşılık veren, yani dua ettiğimizde duamızın karşılık bulup ve ona mutlaka bir cevap geleceğiyle ilgili Allah'ın bu güzel ismi bizim üzerimize tecelli ederse dua edebilmekle ilgili çok güzel kapılarımız açılır. Dua biliyorsunuz ki insanın kendinde kulluk ettiğinin farkına varılması için Allah'ın bize bahşettiği bir lütuftur. Dua edemeyen insanlar kendini başıboş zannederler. Dua etmekte zorlanan insanlar Allah'ın El-Mucib isminin kendi üzerlerinde çok fazla açığa çıkmadığını anlayabilirler. El-Mucib ismi bir insanda açığa çıktığında dualarının o bolluğunu, zenginliğini, Allah'la olan o sohbetindeki kulluğunu çok net anlayabilir ve idrak edebilir. Bu isim üzerinde çokça emek vermemiz gerekiyor. Çünkü bir insanın duası olmazsa kendini sahipsiz hisseder, derdini kimseye anlatamadığını, kimseyle sohbet edemediğini. Çünkü Allah'la sohbetimiz olmazsa Allah'ın kullarıyla da sohbetimiz doğru olmaz. Bu yüzden Allah'ın bu güzel ismini çokça zikredelim. Kalbimizi doyuralım, bütün hücrelerimizi doyuralım. Ve bu ismin manasını o kadar güzel anlayalım ki Allah'a karşı olan duamızın kıymetli olabilmesi için, kulluğumuzu anlayabilmemiz için ve ettiğimiz dualarda acaba oldu mu olmadı mı, dualarım kabul olur mu gibi cümlelere hiç girmemek için Allah'ın bu güzel isminle meşgul olalım. Rabbim bu güzel ismi cümlemizin üzerine tecelli ettirsin. Dualarımızda kelime zenginliği nasip etsin. Dualarımızda ihtiyaçlarımızı dilimize dökmemizi nasip etsin. Kalbimizde ve aklımızda ve dilimizde olanları Rabbimize gönderebildiğimizi, onunla iletişimde olabildiğimizi, El-Mucib isminin yüzü suyu hürmetine bize hissettirsin, fark ettirsin. Rabbim kolay etsin inşallah emeğimizi, mesaimizi. Görüşmek üzere değerli dostlar.